İçel TV'ye, İçel gündemine hoş geldiniz efendim. Mersin'de önemli gelişmeler var ve Mersin'de feci bir kaza yaşandı efendim. D400 karayolunda sabah saatlerinde Adanalıoğlu kavşağında bir kamyonetin, tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin daha önceden kaza yapıp da yol kenarına park etmiş olan bir tıra çarpması sonucunda kamyonette bulunan tarım işçilerinden 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin başka bir kazaya karıştığı için yolda park halinde bulunan tıra çarpıp yan yatması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin sürekli şoförü yavaş gitmesi yönünde uyardığı, aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kaza Mersin'in Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi kavşağında sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır D400 karayolu Tarsus Mersin istikameti Adanalıoğlu mahallesi kavşağında önünde seyir halinde olan ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle tırın ön bölümünde hasar oluşurken otomobil olay yerinden ayrıldı. Tırın şoförü de olay yerinde durup dörtlüleri yakarak iş yerini aradı. Bu sırada aynı istikamette seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kasasında tarım işçileri bulunan kamyonet, kaza nedeniyle yolda park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen kamyonetin kasasında bulunan 10 işçi savruldu. Kazada Dilek Hasan Arslan ve Hüsna Ay hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişi ise ambulanslarla kentin çeşitli hastanelerine kaldırıldı. Kaza öncesinde tarım işçilerinin sürekli şoförü yavaş gitmesi yönünde uyardığı, aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Sizde o tane işi ne? Yok. Hatta işçinin biri saldırdı şoföre. Niye yavaş geldin? Buna bindirin ya, burada taklar. Oturuyor, duralım, kamera vurun. Tır ve kamyonet sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle D400 karayolu Tarsus Mersin istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu temizlemesi ve araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı. Adres ne acı? Alırım abi. Bunu ayrı bir yerde bak. Şimdi efendim bu kazanın yaşandığı saatlerde kazanın ham görüntülerini İçel TV logosuyla İçel TV'nin sosyal medya hesabında Facebook'ta yayınladığımızda tabii çok fazla mesaj aldı ve çok fazla tıklandı bu görüntü. Bazı izleyenlerimiz de tabii duygularını, düşüncelerini bazı mesajlarla dile getirdiler. Onlara değinmek istiyorum efendim. Ve sonrasında bu kazayla ilgili yaşanma durumuyla ilgili bazı bilgiler de aktaracağız. Şahin Sevilgen diyor ki bu tür kazalar hep tırlar nedeniyle oluyor. Tırlar resmen ralli yapıyorlar. Buna bir dur demeli diyor. İrfan Özbek, ölenlerin ailelerine Allah'tan sabır diliyorum. Ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ehliyeti her ehliyeti olan şoför değildir diyor. Çok doğru. Nilgün Kangal Kandır, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor. Biz de katılıyoruz. Şahin Sevilgen de rahmet diliyor tekrar. Yusuf Ayhan, Mahmut Arslan ve Halil Arı ve Mehmet Vural da rahmet diliyorlar. Biz de katılıyoruz dileklerine. Şimdi efendim tabii dikkat ettiyseniz bu haberde ki birazdan Ezel görüntülerini de yan kutuda verecek. Bu kazada
kamyonette taşınıyor. Tarım işçileri kamyonetin içerisinde taşınıyor. Ve tarım işçileri şoförü de uyarıyorlar. Çok hızlı gidiyorsun diyorlar. Haberimizin sonunda izlediyseniz bir kişi de diyor ki galiba araçta bulunan bir kişi ama yara almıyor. Hayatını kaybetmemiş, yara almıyor. Diyor ki işçilerden biri şoföre saldırdı. Çok hızlı gidiyorsun, yavaş git diye. Şimdi hatırlanacağı üzere bu yıl içerisinde ve 2016'nın son aylarında da olabilir bir karar alınmıştı efendim. Bu kararda tarım işçileri artık kamyonetle, kamyonla taşınmayacak efendim. İnsan taşımasına uygun araçlarla, minibüslerle taşınacak. Böyle bir karar alınmıştı ve bu kararın alındığı ilk aylarda da kamyonlar bahçelere, bağlara giderken kamyonla birlikte de işçileri taşıyan bir minibüsün işçilerle birlikte bahçeye gittiğini gördüğümüzde canlı olarak gözlerimizle ya da haberlerde gördüğümüzde çok sevinmiştik. İşte ülkemizde çok ciddi bir önemli karar alındı ve uygulanıyor. Ne mutlu demiştik. Ama sonrasında bu karar hala geçerliyken ne yazık ki bir gevşeme oldu. Galiba yani hakkını yemek istemiyorum ama yaptıkları göreve saygısızlık da yapmak istemiyorum ama emniyet görevlileri acaba biraz gevşettiler mi bu kontrolleri? Çünkü sonrasında yine gözlerimizle şahit olduk. Görüntülerde de sosyal medyada paylaşıldı. Yine işçiler kamyonlarla, kamyonetlerle, tırlarla taşınmaya başlandılar bağlara, bahçelere. İşte sonucunda da böyle bir kaza yaşandı efendim. Tabii işçilerin bir defa kamyonla, kamyonetle tarım alanlarına taşınması kesinlikle ve kesinlikle yasak. İnsan taşımasına uygun araçlarla işçilerin taşınması gerekiyor. Bu bir efendim. İkincisi, az önce sevgili İrfan Özbey'in de söylediği gibi her ehliyet olan da şoför değildir. Tabii ehliyet almak ve ticari bir aracı kullanmak için gerekli testler de artık çok sıkılaştırıldı ve zorlaştırıldı. Artık hakikaten herkes şoför olamıyor, araç kullanamıyor, ticari araç kullanamıyor. Ama ben eminim ki bu kazayı yapan kişinin ehliyetinde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Sorun eğer ehliyeti de şimdi çok hız yapıyormuş. Bu neden bu hızı yapıyordu? Bunun da belirlenmesi lazım efendim. Çünkü bazı ticari araçlar birkaç iş birden yapıyor bu kamyonlar. İşçileri götürüp bırakacak bağ bahçeye ya da evlerine bırakacak. Sonrasında bir nakliye yapacak kamyonet. Belki bu nedenleydi. Bir an önce diğer bir işe yetişmek için böyle bir çaba gösteriyordu. Tabii neden insanlar böyle birkaç iş yapmaya da mecbur bırakılıyor bu sistemde? Bunu da temelde sorgulamak ne yazık ki gerekiyor. Feci bir olay. Görüntüler ekranlarınızda. 3 tarım işçisi hayatını kaybetti. 5 tarım işçisi de yaralandı. Ve 3 Ocak söndü. 5 Ocak'ta da evde de acı dolu anlar yaşanıyor şu anda. Belki kim bilir, umarız değildir. Bazı çocuklar annesiz babasız kaldı, yetim öksüz kaldı. Neden böyle olsun ki efendim? Neden böyle olsun ki? Acılarını paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlere biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. İnşallah ne Mersin'de ne de Türkiye'de böyle olaylar bir daha yaşanmaz efendim. Ve diğer bir gelişmeye geçeceğiz ki bu da çok önemli. Mersin Valisi Özdemir Çakacak bizimle 4 yıldır birlikteydi ve kendisi Eskişehir Valiliğine atandı. Şırnak Valisi Ali İhsan Su da Mersin Valiliğine atandı. Bakanlar Kurulu'nca hazırlanan Valiler Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Valiler Kararnamesi'ne göre 41 ilin valisi değişti, 12 ilçenin kaymakamı vali olarak atandı ve 19 vali merkeze çekildi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak Eskişehir Valiliğine, Şırnak Valisi Ali İhsan Su Mersin Valiliğine atandı. Kararnameyle Mersin Akdeniz İlçesi Kaymakamı ve Akdeniz Belediyesi Kayyum Başkanı Hamdi Bilge Aktaş Çankırı Valiliğine atandı. Hamdi Bilge Aktaş'tan boşalan makama Erdemli Kaymakamı Muhittin Pamuk atandı.
Diğer önemli bir gelişme de FETÖ davası. FETÖ davası Mersin'de, Mersin Adliyesi'nde başladı. Dava 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Dün davanın ilk duruşması yapıldı ve 25'i tutuklu 29 kişi yargılanıyor ve bu 29 kişinin büyük bir bölümü de rütbeli askerlerden oluşuyor ve eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı eski Tuamiral Nejat Atilla Demirhan da bu davadaki en önemli isimlerden biri. İlk duruşma dün yapıldı. Sanıkların bazılarının ifadeleri alındı ve bugün de yine Mersin Adliyesi'nde davaya devam ediliyor. Mersin'de Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin aralarında eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'la eski 3. sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu, çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 25'i tutuklu 29 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması Mersin Adliyesi'nde yapıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Güngör tarafından hazırlanan ve Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 462 sayfalık iddianame kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkan sanıklar, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma verdi. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu, sanıkların dörder kez ağırlaştırılmış müebbet ve 78'er yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması, darbe gecesinde kendisini sözde sıkı yönetim komutanı ilan eden eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Demirhan'ın savunmasıyla başladı. Duruşmada yaklaşık 5 saat savunma yapan Demirhan'ın ardından mahkeme heyeti Demirhan'ın emir astsubaylığını yapan eski uzman çavuş Ahmet Tufan Özbar, eski polis memuru Bekir Polat ve eski komiser yardımcısı Cumali Kenru'yu dinledi. Sanıklar savunmalarında iddianamede yer alan haklarındaki suçlamaları reddetti. Sanıklardan eski harekat şube müdürü Kurmay Yüzbaşı Ali Gülse savunma yapmak için süre istedi. Akşam saatlerine kadar süren duruşmada mahkeme başkanı ilk oturuma son verdi. İlk duruşmanın 4 gün süreceği tahmin ediliyor. Silifke'ye uzanıyoruz. Silifke'de SEKA limanında tersane alanı ile ilgili çalışma yürütülüyor ve bu çalışmalarla ilgili olarak da çevresel etki değerlendirme raporu, ÇED raporunun görüşülmesi için de ÇED bilgilendirme toplantısı orada SEKA limanına yakın noktada yaşayan insanlarla birlikte gerçekleştirilmek istendi. Gerçekleştirildi de ama toplantıda gergin anlar yaşandı. Silifke'deki SEKA limanı sahasında yapılması planlanan tersane alanı için çevresel etki değerlendirme toplantısında şüpheli paket alarmı verilince katılımcılar toplantının yapılacağı alanı boşalttı. Taşucu Mahallesi'ndeki dinlenme tesislerinde yapılan toplantıya katılan vatandaşlar salona polisler tarafından yapılan üst aramasından sonra alındı. Toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri tesis hakkında bilgi vermeye başlandığı an o bölgeye tersane yapılmasını istemeyen bir grup vatandaş düdük çalıp protesto ederken bir grup vatandaşsa tersane istiyoruz diye slogan attı. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan ilçe emniyet müdürü Murat Esertürk, yapılan şüpheli paket ihbarı üzerine salondaki vatandaşları dışarıya çıkardı. Demokrasi ilk önce dinlemektir. Daha sonra da düşüncelerini ifade etmektir. Kabalık, nezaketsizlik değildir. Lütfen bir başkasının hakkına tecavüz etmeyin. Bu program yapılacak, burada gerçekleşecek. Engellemek isteyenler olursa ikinci defa ikaz ediyorum. Kameraya da çekiyoruz. Cumhuriyet Savcımızla da görüşüp gerektiğinde gözaltı yapacağız. Lütfen güzelce dinleyin. Eğer bu düşünceniz varsa, düşünceniz ise insana yapış
alacağız. Sonra tekrar alacağız içeri. Lütfen sizden bir şey alalım. Şehirci arkadaşlar rica edin. Lütfen arkadaşlarımıza kısa süreden içeri alalım. Vatandaşlar arama yapıldıktan sonra salona tekrar alındı. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tersaneye karşı olduklarını, bunun için belediye olarak mücadelelerini sürdüreceklerini, ancak şu anda yetkilileri dinlemeleri gerektiğini söylemesinin ardından yetkililer toplantıya devam etti. Bu Silifke Belediyesi bu tersaneye izin vermez arkadaşlar. Hiç merak etme, hiç merak etme. Ama dinleyelim. Toplantı vatandaşların da isteklerinin dinlenmesiyle sona erdi. Son dakika gelişmeleri var Mersin'le ilgili, onları da aktaralım efendim. Sonrasında görsel haberlerimizle devam edeceğiz. Mersin'de yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya değerli seyirciler. Az önce haber bültenimizde sizlere aktardığımız üzere Mersin'de FETÖ davası başladı. Bu davanın ilk duruşması da dün gerçekleştirildi. 4 gün sürmesi bekleniyor. Ve bu soruşturma çerçevesinde bir yüzbaşı açığa alınmıştı ve şimdi de gözaltına alındı efendim. Mersin'de FETÖ'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında daha önce açığa alınan AC'ye yüzbaşı gözaltına alındı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı Lojistik Şube Müdürlüğü'nde görevliyken açığa alınan kıdemli yüzbaşı AC'ye yakalanarak gözaltına alındı. Kendisiyle ilgili soruşturma da devam ettiriliyor diyor. Bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşalım. Özge Can davasıyla ilgili bir son dakika gelişmesi var. Onu da aktaralım efendim. Özge Can Arslan'ın katledilmesiyle ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan hükümlülerden Ahmet Supi Altındöken'in Adana'daki cezaevinde silahlı saldırıda ölmesi, babası Necmettin Altındöken'in de yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan değerli seyirciler 7 sanıktan 6'sının 8 yıldan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar değişen oranlarda cezalandırılması istendi. Görülen davada dava Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya baş sanık Gültekin Alan katılmadı. Gültekin Alan'ın da ki Supi Altındöken'i öldüren ve babası Necmettin Altındöken'i de yaralayan kişi cezaevindeyken duruşmaya katılmadı. Gültekin Alan'ın da ömür boyu hapis cezasına çarptırılması istendi. Supi Altındöken'in öldürülmesiyle ilgili davada diyoruz. Bu da bir son dakika gelişmesi olarak sizlere aktarıldı diyoruz ve devam ediyoruz efendim. Anamur'a uzanıyoruz Silifke'den. Anamur ilçesinde de 71 yaşındaki bir kişi denize girdi, bir daha da geri dönmedi. Anamur'da serinlemek için denize giren yaşlı bir kişi boğuldu. Anamur İskele Mahallesi Cerenler sahilinde yaşanan olayda 71 yaşındaki Savaş Subaşı serinlemek için denize girdi. Subaşından bir süre sonra haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaptıkları aramada Subaşı'yı olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta cansız buldu. Sudan çıkarılan yaşlı adama ilk müdahale olay yerine giden sağlık ekibi tarafından yapıldı, ancak yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Mersin'de Akdeniz ilçesinde ineklerini otlatan bir kişi baktı ki ineklerinden biri foseptik çukuruna düşmüş. İtfaiyeden yardım istedi. Mersin'de otlatıldığı bölgede bulunan foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. Akdeniz ilçesi Homurlu mahallesinde hayvanlarını otlatan Abdülkadir Atlı, kayıp olan ve Sarı Kız adını verdiği ineğini foseptik çukuruna düşmüş halde buldu. İneği düştüğü foseptik çukurundan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Atlı, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu perlon ve vinç yardımıyla foseptik çukuruna düşen ineği çıkararak sahibine teslim etti. Bölgede oturan vatandaşlar civardaki foseptik çukurlarının hayvanların yanı sıra çocuklar için de büyük tehlike oluşturduğunu belirterek yetkililerden soruna çözüm bulmalarını istedi.
Ve efendim şunu da belirtelim ki o bölgede çok fazla foseptik çukuru olduğunu belirtiyor vatandaşlar. Hakikaten hem çocuklar hem de hayvanlar için de çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Vakti zamanında ve hatta günümüzde de tarım işçileri tarafından kullanılan tuvaletlere ait bu foseptik çukurlarının kapatılması gerekiyor. Ama doğal yollardan kendi kendilerine kapansın diye şimdiye kadar elenilmedi galiba ama çok ciddi bir tehlike oluşturuyor bu durum diyoruz. Ve yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerimizden Güney ile başlıyoruz. Güney gazetesi diyor ki Türkiye'nin üreten bir ülke olmaktan başka çaresi yok. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi ve aylık basın toplantıları bilgilendirme toplantısını da iftarla birlikte sundu. Ve bu toplantıda Mersin'de Endüstri 04 eğitim ve uygulama atölyesine değindi kendileri ve hem Türkiye ekonomisi hem de Mersin ekonomisinin sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi için alınan kararları desteklediklerini söyledi. Güney gazetesinden diğer bir gazetemize geçiyoruz. Kadın gazetesi ise tecavüzcü katile rekor ceza başlığını atıyor ve bir kadının dramına yer veriyor. Antalya'da ormanlık alanda 22 yaşındaki Gülizar Turan'a tecavüz edip boğazını keserek öldüren 44 yaşındaki Cengiz Dok ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi diyor. Ve hem bu olayın hem de Gülizar'ın yaşamına yer veriyor, dramına yer veriyor gazete. Mersin gazetesi 7.78 milyon hektar tarım arazisi artık yok diyor. Ciddi bir konu. İnsan arabasız, elektriksiz yaşayabilir ama gıda ve susuz asla yaşayamaz diyen Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Kemal Karaoğlu, tarım arazilerine verilen zararların tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Hakikaten öyle. Fotoğrafta da gördüğünüz üzere büyük sitelerin, yüksek binaların arasında kalmış tarım arazilerinde bizler için gıda üretilmeye çalışılıyor değerli seyirciler. Mersin'de 2. çevre yolu, 3. çevre yolunun bulunduğu noktalarda birçok alan hem Mersinlilere hem de Türkiye'ye bir zamanlar sebze ve meyve sağlarken şimdi o sebze bahçelerinde, meyve bahçelerinde şimdi binalar yükseliyor. Ama yapılan açıklamalarda da portakal rekortesi yükseldi. Fasulye, patlıcan ya da bu bölgede asılan, üretilen ürünlerin rekortesi yükseldi diye açıklamalar yapılıyor. Tabii şaşırıyoruz zaman zaman nasıl olur? Çünkü gitgide tarım arazileri küçülüyor ama üretilen ürünün rekortesi de yükseliyor. Nasıl oluyor peki bu? Belki işin içerisinde bilimsel tarım, belki işin içerisinde GDO, belki işin içerisinde 1'e 2, 3, belki 10, 15, belki 1000 vermesi gereken ama genetiğiyle oynandığı için 1 milyon veren ithal tohumlar vardır belki işin içerisinde. O nedenle belki rekolte durmadan yükseliyordur tarım arazileri azaldığı için ama bu çok ciddi bir sorun. Diğer bir gazeteye geçeceğiz. Hakimiyete geldik. Hakimiyet üretmekten başka şansımız yok başlığını atarak yine Sayın Aşut'a değiniyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Türkiye'nin üreten ülke olmaktan başka şansının olmadığına dikkat çekerek, yeni açıklanan sanayi reform paketindeki düzenlemeler, Türkiye'nin tekrar üretime dönmeye başlamasının sinyalidir dedi ve bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Haberci gazetesi şüpheli toplantı diyor ve taşucu tersanesi projesine ilişkin ÇED toplantısında hararetli tartışmalar yaşandı ki az önce ekranlarınıza da geldi. Şüpheli paket ihbarı üzerine salon önce boşaltıldı ardından tekrar girişe açıldı salon. Şüpheli toplantı diyor bu konunun ayrıntısına değiniyor haberci gazetesi. Çukurova'ya geldiğimizde MTSO'dan iki önemli girişim diyor değerli seyirciler ve yine Şerafettin Aşut'un açıklamalarına yer veriyor ayrıntılı bir şekilde Çukurova gazetesi.
Yerel gazeteleri sonlandırdık. İçer gündemini de burada noktalıyoruz. Ayrıntılar gün içerisinde haber bültenlerimizde. İçer TV'de kalın. Yeah.